Pazar günden merhaba. Yeni bir vlog başlatayım dedim. Bugün pazar. Kemal'in iş yerini bıraktık. Şimdi biz yapı markete doğru gidiyoruz artık. Şu alacaklarımızı alalım. İnşallah buluruz diyoruz. Orada tekrar görüşelim. Buldum. Bir tane böyle paspas istiyorum ama tek seçenekler bunlar mıymış? Bunlar da var. Keçe. Başka yok değil mi? En sevdiğim bölüm. Evet, biz eve geldik. Şöyle aldıklarımı göstereyim size. Baskülümün pili bitmişti. Böyle ikili bir pil satılıyormuş. Ondan aldım. Ayakkabı çekeceğimizi bir Edirne'de unutmuşuz. Burada ihtiyacımız oluyor. Bundan aldım bir tane. Böyle çift taraflı bir bant aldım. Buna ihtiyacım vardı. Birkaç eşyam var. Bantlanacak. Şöyle bir tane silikon aldım. Bunu da set üstü ocağın kenarlarını silikonlamak için aldım. Bunların hepsi şöyle göstereyim. 66 TL tuttu. Kapı önü paspası istiyordum. Güzel bulamadım. Siz de gördünüz oradaki modelleri. Bu etiket çıkartıcı da yokmuş, kalmamış. Ondan da bulamadım. Muhtemelen onu internetten alacağım artık. Bugün çok heveslenmiştim. Eğer alsaydım bugün orayla uğraşacaktım. Ama bulamadım.
Zaten Teksen çok büyük bir yer değil. Ben Ankara'daki gibi falan zannetmiştim. Böyle büyük Bauhaus gibi zannetmiştim ama değilmiş maalesef. Dönüşte de şoka uğradım. Kemal bugün yemeğe biraz yetişemez. O geç gelir. Şöyle bir acı biber turşusu aldım. Bir paket şinitzel, bir paket de nugget aldım. Muhtemelen nugget'ı şimdi yaparım. Makarnayla beraber çocuklarla yeriz. Bugün böyle aperatif bir şeyler olsun istedim. Buraları bir toparlayayım. Daha sonra tekrar görüşelim. Çalıştı. Tamam, 66 kiloyum. Yemeğimizi yedik. Kızartırken ocak biraz battı. Makarna falan da taşıdım. Burayı böyle bir sileyim. Bu arada bunu almıştım Edirne'de ve Edirne'de kullanmamıştım. Gittiğim yerde kullanırım diye. Normalde ocağın üzerine düşünüyordum ama burası çok uygun değil. Buraya yaptım bakalım. Bu çift taraflı bantlarla çıkartırken de çok zorlanmam diye düşünüyorum. Yani dolaba zarar vermem. Fayanstan da çok basit çıkıyor. O yüzden duvara yapmak istemedim. Böyle. Hoşuma gitti benim. Güzel duruyor. Renkleri de uydu. Şimdi şurayı bir hızlıca silelim. Ne desem derdimi ben bulutla. Bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yarası var hepsinden derim. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Kahvemi aldım, geldim karşınıza. Yalnızım, yalnız kahve içmek istemiyorum. Sizinle hem sohbet edelim hem de kahvemi yudumlayayım istedim. Dün aşı olmaya gittim. Önceki videomda da söylemiştim. Hangi aşıdan oldum? Son ana kadar BioNTech olmayı düşünüyordum. Ama en sonunda kararımı değiştirdim. Sinovac oldum. Nedenini bilmiyorum. İçgüdüsel bir şey sanırım. Onu olmak istedim, onu oldum. Sağ kolumdan yaptırdım. Ağrım oldu mu? Yani 2 saat sonrasında falan bu kolumu sağ kolum olduğu için oynatırken, işte hareket ettirirken sadece aşı olunan yer, yani sadece bu bölgede hafif bir ağrı oldu. Onun dışında hiçbir şey yoktu. Bugün de öyle. Hiçbir şekilde ağrım yok. İkinci dozda ağrı olur diyorlar. Umarım onda da olmaz diyorum. Neyse, bu korkumu bu şekilde yendim. Ben de aşılananlar grubuna eklendim diyorum. Herkes aşısını olsun. Ülkece bağışıklık kazanalım. Hani ne kadar etkisi var. Umarım çoktur diyoruz. Tek çare aşı olmak, bu virüsten kurtulmak için diyoruz. Hiçbir şey olsun. Tamam.
Oğluma da aşı sırası gelmiş ama 30 Eylül'de 17 yaşı tamamen bitmiş, 18'inden gün almış olacak. Ondan sonra aşı olacak o da. Çalışıyor muyum, daha önce ne iş yaptım, mesleğim nedir diye birkaç soru gelmişti. Topluca bir cevap vereyim buradan. Valla benden çok ailede herkes benim çalışmamı istiyor. Ben hariç. Antalya'ya gittiğimizde kızım 2 yaşındaydı. Yani aslında 1 yaşındayken gittik Antalya'ya ama işte gittiğimizin ikinci senesi ben çalışmak istedim. Ve iş buldum. Kızımı kreşe verdik. Oğlum o zaman birinci sınıf, ikinci sınıfa gidiyordu pardon. Oğlum da okul çıkışlarında kızımın gittiği kreşe gidiyordu. Yani tam öğrenci etüt merkezi gibi bir yerdi. Hem kreş hem etüt merkezi gibiydi. Yani yaşı büyük öğrencileri de vardı. O da oraya gidiyordu. Ben de güzel bir şekilde çalıştım. Eğitim gördüm, kursunu gördüm, muhasebe kursu aldım. Muhasebede çalıştım. Ama çalışırken, İhlas'la çalışırken mutluydum. Arkadaş ortamımız çok iyiydi. Hala görüşürüz, WhatsApp grubumuz vardır. Hala arkadaşlarımızla görüşürüz. Buradan da onlara selam gönderiyorum. Daha sonra muhasebede çalışırken ben çok mutsuzdum. Neden mutsuzdum? Annelik içgüdüsü ağır basıyor sanırım. İşe gidip gelirken yani o mesai bitmiyordu. Sanki çocuklarımı ihmal ediyormuşum gibi geliyordu. Ama çalıştım, devam ettim. Ta ki Edirne'ye tayinimiz çıkana kadar. Edirne'de de iş aradım. Açıkçası Edirne biz tercih etmeden gittik Edirne'ye. Tercih dışıydı. Hiç bilmediğimiz bir kültür, tam batı, alışık değil. Tamam Antalya'dan gittik ama Antalya büyük bir şehirdi. Ve Antalya'yı ben çok sevmiştim. Büyük şehirden küçük şehire gittiğimiz zaman benim alışmam çok zor oldu. Edirne'ye alışmam gerçekten zor oldu. Hem küçük bir şehir, iş aradım, iş bulamadım, iş imkanı yok. Küçük bir şehir maalesef dediğim gibi. 2 sene falan iş aradım ben. Hiç bıkmadan, usanmadan. Ama kafama göre bir yer bulamadım. Vardı tabii ki işler ama muhasebe adı altında benden İşte hem çaycı olmamı istedi, hem temizlik yapmamı istedi, hem muhasebe tutmamı istedi, işte dükkana gel sen aç dedi ve bunların karşılığında bana asgari ücreti teklif etti. Tabii ki ben de kabul etmedim. Yani hem birkaç iş yapıp hem de tek kişinin aldığı maaşı teklif ederseniz bunu kimse kabul etmez. Öyle ondan sonra ben vazgeçtim aramaktan. Daha sonra bir arkadaşın tavsiyesiyle güzellik merkezi personel alımı vardı. Oraya gittim, başvuru yaptım. Kabul olundu, hemen çağırdılar beni. Güzellik merkezinde 3 ay çalıştım. Çok uzun çalıştım. Neden 3 ay çalıştım? Aslında güzellik merkezini de sevmiştim. Çok da temiz, güzel, hani tam bayanlık çalışabileceği bir ortamdı. Ama maaşlarım düzenli yatmıyordu. İlk bir ay düzenli aldım. İkinci ay sarktı maaş, bir 10 gün falan. Üçüncü ay tamamen vermedi. O yüzden oradan da ayrıldım. Şu anda çalışmayı istemiyorum ama ileriki zamanlarda ne olur bilmiyorum. Bakalım kafama göre bir iş bulursam neden olmasın diyorum. Valla insanın okumasına gerek yok diye düşünüyorum. Tabii ki bütün kadınlar, bütün kızlarımız okusun. Kesinlikle bunun tersini düşünmüyorum. Herkes okusun, herkes, bütün kadınlar meslek sahibi olsun diyorum. Ama onun dışında da kendini geliştirebilsin. Ben kendimi geliştirebildiğimi düşünüyorum. Hiçbir zaman yerinde sayan bir insan olmadım. Sürekli kendimi geliştirdim. Geliştirmeye de devam ediyorum. Yani illaki üniversite mezun olmanıza gerek yok. İnsan istedikten sonra her şeyi yapabilir. Ama tabii ki günümüz şartlarında o diplomayı istiyorlar. İnşallah o diplomayı almakta nasip olur diyorum. Okumanın da yaşı yok, öğrenmenin de yaşı yok. İnsan sürekli kendini geliştirmeli diye düşünüyorum. Ben kahvemi içeyim. Tekrar görüşürüz.
Çocuklarla oturduk. Dolunay eşliğinde güzel bir çay içtik, sohbet ettik. Balkonda güzeldi gerçekten. Şu anda bayağı yükseldi Dolunay. Belki biraz daha otururum balkonda. Balkon serin çünkü. Saat bu arada 11.30 oldu. Bizde gün böyleydi. Dolu dolu geçti. Artık ben burada kapanışı yapayım. Umarım keyifle izlemişsinizdir diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.